Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emine Karaşahin. Bugün sizlerle yine güzel bir sandalet çalışması yapacağız. Bakın yazlık çok hoş, çok şık bir ayakkabı. Evet arkadaşlar, şöyle bağcık kısmını da göstereyim sizlere. Evet, son derece otantik bir görünüm ortaya çıktı. Çok çok güzel oldu. Ben çok beğendim bu ayakkabımızı. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, şimdi burada sıcak yapıştırma tekniği uyguladım. Bakın tabandan ilmek çıkarmadım. Ve burada tabanlık oluşturma, tabanlığı örüp tabana yapıştırma işini bir önceki videoda son derece ayrıntılı bir şekilde anlattım. Şu anda videonun köşesinde sağ tarafta iyi yazan yere tıklarsanız bu kısmın hazırlığı ve ördükten sonra tabanımıza yapıştırma, sıcak yapıştırma kısmını o videoda anlattım. Oradan o kısımlarını lütfen izleyin. Ondan sonra tabanlığı hazırladıktan sonra üzerine modeli yapalım. Bu videoyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi malzeme olarak ne kullandım? İpim alize diva. Şöyle bakın, rengini de görün diye gösteriyorum. Evet. İlk önce tabanlığı hazırladıktan sonra tek katla, bakın arkadaşlar, tek katla şu ön kısımdan şöyle 11 taneden falan 3'er çıkardım. Arkada şu şekilde 7-8 taneden 3'er çıkardım. Gerisi 2. 1 santime 2 delik gelecek şekilde delerseniz 2'şerle aldığınızda yeterli. Ben göz kararı yapıyorum. Bazen uzak mesafe kalıyor. Uzak kaldığı zaman 2 tane çıkarıyoruz ya, araya hemen bir tane de zincir çekiyorum. Yani siz elinize göre şöyle muntazam bir şekilde tabanlığınızı tığlayın. Çünkü zaten üzerine iki katla çıkaracağımız için buradaki ilmekler çok da önemli değil. Çünkü bu modeli iki kat alize diva ile öreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, tığ olarak ne kullandım? İki kat örerken 1.190 milim kullandım. Zaten tek kat alize divayı ve 9 katlıları 7 numara 1.30 bu silindi artık. Bununla örüyorum. Şöyle. Arkadaşlar şöyle yaptım ben. Alize divayı ikiye böldüm. Bu şekilde daha rahat ediyorum. Birini içeriden birini dışarıdan çıkarmıştım. Bayağı bir karıştı. Daha öncekilerde artık bu şekilde bölüyorum, ayırıyorum. Şimdi ikinci katı da buna ekleyelim. Şimdi iki katlı alize diva ile buradan ilmeklerimizi çıkaralım. Bakın her ilmekten çıkardığınızda yığılma olur, fazlalık olur, onu siz hissedersiniz. Şöyle bakarsınız, hissedersiniz. O zaman birer tane atlarsınız ara ara. Şu ana kadar hepsinden çıkardım, bakın. Bu şekilde iki katla başladığımız yere kadar bunu bir çevirelim. Bakın dedim ya, mesela şurada yaparsam fazla olacak gibi bir tane atlayacağım. Bu şekilde yapacağım. Yani elinizdeki yaptığınız işe göre onu kendiniz karar verin arkadaşlar. Bir tane daha atlıyorum mesela şurada. Şu başladığımız yere kadar bunu bu şekilde bir tığlayalım. Evet, başladığımız yere birleştirelim. Şimdi bir sıra iki kat alize diva ile döndük. Şu ön kısımda
Tam 58 ilmek örülecek arkadaşlar. Bu 37-38'ler için. 39-60 yapsın. 40-62 yapsın. Mesela buradaki. Şimdi şuradan sayacağız. 58'i en önden 58'i 2'ye bölersek ne yapar? 25, 4 daha 29. 29 bu tarafta, 29 bu tarafta şeklinde bir ayıralım. Tam ortayı belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bakın şuradan başlamam gerekiyor. Yani şurayı saymayacağım artık. Buradan başladığımız zaman şöyle şuradan 29 saydık ya. Tam ipi karşısına getiririz. Artık onu ayarlarız arkadaşlar. Evet, şimdi keşke ipi tam şuradan başlamış olsaydım. Sıkıntı olmayacaktı. Şimdi oraya kadar kaydırmayla götüreceğim bunu. Şöyle biraz daha bu taraftan siz tığlarken o şekilde başlarsanız daha iyi olur. Arkadan başlarsanız da koparıp yaparsınız. Evet, şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 54 55 56 57 ve 58. Evet. 58. Birinciyi ben 58 yaptığım için ikinciyi de 58 yapmak zorundayım. Ve dediğim gibi 37-38 için bu verdiğim ölçüler ideal arkadaşlar. Bakın burada dönüyorum. Şu birinciye değil ikinciye batıyorum. Yine sık iğneyle devam ediyoruz. Evet, tam karşısına sık iğnelerimizle geldik. Yine dönüyoruz. Şu ilkine değil, şuraya değil, bir ilerisine batıyoruz. Şu anda bakın birinci diş bitiyor bu sırayla birlikte. Gördünüz mü? Şöyle bir diş oluştu. Dikkat ederseniz bir dişin üzerine bir diş daha yapacağız. Ondan sonra motifimizi ayrıyeten örüp ekleme yapacağız arkadaşlar. Yalnız şimdi şuraya kadar yine örelim. Yine bu tarafa geldik. Dediğim gibi birinci dişi bitirmiş olduk. Bakın altta bir sıra var. Üzerinde iki sıra daha. İki, bir git gel diş oluyor zaten. Bir diş oluyor. Şimdi yine dönerken birinciye atlıyorum. İkinciden örmeye devam ediyorum.
Evet. Bakın. İki diş. Yani 4 sıra. Bir de altta gitmiştik. Toplam 5 sıra. Şu ilk gittiğimizde sayarsak, hani iki katla ilk tamamını çevirdik ya, onunla 6 sıra. 39 yapan arkadaşlar bir sıra daha örsün. 40 yapanlar 2 sıra daha örsün. O şekilde burayı birazcık yükselsinler. Ve 39-40 yapanlar arkadaşlar, çünkü mesela 40 yapan arkadaşım 3 diş yapacağı için 3. dişe başlarken ara ara şöyle kesinti yapabilir, böyle boru gibi çıkmasın diye. Neyse, şu anda biz 2, 4, 5, şu alttaki ile birlikte 6 sıra burada görünüyor. Şu kenarlardan bakın, dönerken birer tane atladığımız için burada bir verevlik oluşturmuş olduk arkadaşlar kenarlarda. Evet, şu anda ne yapacağız? Motifimizi yapacağız. Ayrı öreceğiz ve buraya monte edeceğiz motifimizi. Şimdi şöyle bir ilmeğimizi alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Başladığım yere birleştiriyorum. Şöyle birleştirelim. 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Tığımın üzerine alıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Kaç tane yapacağım? Bu zincirle birlikte şu anda 9 tane yapacağız. Zincir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi şöyle bu tarafa 9 tane yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Tekrar bu tarafa da şu ipi de şöyle altında kalsın birazcık. Şöyle alta alayım. Tekrar tığım üzerine aldım. Buraya da 9 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 9 bu tarafta, 9 bu tarafta. Şurada 3 tane zincir çektik. Arada şimdi burada da yine 1 2 3 zincir çektim ve diğer zincirin tepesine bakın baktım. Şöyle kaydırma şeklinde aldım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Ve bunların ikili trabzanların tepelerini yeniden ikili trabzan şeklinde dolduruyoruz.
Her birinin üzerine 1-2 litre havzan daha yapıyoruz yani. Evet, 9 tane, yine bunun üzerine 9 tane 2 litre havzan yaptık. Zincirle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alttaki de 9'tu. Üstteki de 9. Herhangi bir artırma yapmadım arkadaşlar. Burada 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şuradaki boşluğa 2 tane 2 litre havzan yapacağız. 1 ve 2. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar 2 tane 2 litre trabzan. Bir, iki zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Tekrar tepelerine dolduracağız. 9 tane de şimdi bu tarafa yapacağız. Buranın üzerine de aynı sayıda 2 litre trabzanla dolduracağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir de şuraya yapacağım, 9. Taraftan da modelime de bakıyorum tekrar tekrar. Şimdi akşam bu modelin şu orta kısmı, daha önce bir otantik çizme yapmıştım, hatırladınız mı? Onun motifinden esinlendim ama kalan şu iki sıranın dışındaki kısmı sonradan düşündüm. Tamamını zincir yaptım, aslında başka bir şey yok. Şöyle bir bakalım. Evet, şimdi burada buraya kadar geldik ya. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şuraya batıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şu ortaya batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu sefer buranın ortasına batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektik bir daha. Aynı yere bir daha batıyoruz. Bakın şu ikisi şöyle çıkacak. Burası çünkü genişlemesi lazım. Şimdi üçer zincirle devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sık iğne atlıyorum. Batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Battım. 1, 2, 3 zincir. Bir sık iğne atla. Bat. 1, 2, 3 zincir çektim. Şuraya batıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. Şu ikili trabzanın ortasına battım. 1 2 3 zincir çektim. Şu tam ortadaki boşluğa battım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Şu İkili trabzanın ortasına battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine şu iki tanenin ortasına battım. 1, 2, 3 zincir.
Yine birer sık iğne atlıyoruz. 1, 2, 3 zincir, bir tane atla. Bat. 1, 2, 3 zincir çek. Bir tane atla. Bir, iki, üç zincir çektim şuraya. Baktım. Şimdi yine dört. Bir, iki, üç, dört. Dört zincir çekiyoruz. Aynı yere battım bakın. Köşede aynı yere battım. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Buraya. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine buradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buraya battım. Şuraya aynı yere bir daha 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi üçer zincire devam edeceğiz. 1, 2, 3. Tam ortalarına bata bata döneceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Her birinin ortasına bakın. Batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şuraya battık. 1, 2, 3. 4 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere burada batıyorum. 1, 2, 3. 4 zincir. 1, 2, 3. 4 zincir. 1, 2, 3, yine 4 zincir, tam ortalarına batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir şuraya ve aynı yere tekrar 4, 1, 2, 3, 4 zincir, bakın aynı yere tekrar battım. Şimdi yine 3 zincirlerle devam ediyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Burada yine 4 zincirimi çekeceğim. 2, 3, 4. Evet, şurada ipim koptu. İp ekledim arkadaşlar. Burada yine 4 zincir çektim. Köşeye geldim. Bir, iki, üç, dört zincir. 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 Bir, iki, üç, 4. Evet, şöyle bir tane daha çekip şuraya şöyle bağlayalım. Şöyle 1, 2, 3 tane çektim. Şuraya şu şekilde bağladım. Bakın böyle. Şu iki sıranın üzerine 1, 2, 3 sıra zincirler yapmış olduk. Şuraları 4 çektik. Buraları 3'er çektik. Sadece kafeslerin ortasına batarak delikli bir motif oluşturduk. Evet, gayet kolay arkadaşlar. Şimdi bunu şu ayakkabımızın ilk önce ne yapacağız? Tam şu ön ortayı ayarlayacağız. Şöyle şurası desek. Motifimizin de tam ön ortasını şura bakın. Şöyle tutturalım. Bir iple burayı bir bağlayalım. Şimdi arkadaşlar ortalıktaki ipleri tabi aralarda kaybedelim, saklayalım. Burada şunu söyleyeyim. Şimdi tek kat alizeli divayı alacağız. Örerken iki kat ördük ama birleştirirken tek kat olarak birleştireceğiz. Tam şöyle ortayı ayarladıktan sonra şunları şöyle arada yürütün ipleri. Şuraya bir bağlayalım. Sonra şu motifimizi yaklaştıralım. Bakın şöyle şurasında bir monte edelim önce. Şöyle ters sık iğnelerle birleştireceğiz. Şöyle yapayım. Yaklaştırayım biraz. Hemen şöyle yandakine ve motifin bak, zincir kısmını da içine alacak şekilde. Bakın şu ipi arada sarıyorum, gördünüz mü?
Bakın zincir kısmını tamamen içine alıyoruz. Motifin son yaptığımız sıradaki zincir kısmını bakın tamamen sarıyoruz arkadaşlar. Yani zincirin arasına girmiyoruz. Bakın dikkat ederseniz zincirin tamamını şu şekilde sarıyorum. Buraya kadar gösterdiğim gibi arkadaşlar ters sık iğne şeklinde devam edip birleştirelim. Dediğim gibi bakın şu sondaki zincirin tamamını sarıyorsunuz. Şimdi burada bir zincirle sabitleyelim. Yine bir ipi kıracağız arkadaşlar. Tekrar ipimizi iki kat yapıyoruz. Şuradan ipimizi takalım. Ve sık iğne yapmaya başlayalım. Şurada tüm kopmuş olan ilmekleri, ipleri ilmeklerin arasında yürütelim arkadaşlar. Kaybedelim o şekilde. Şimdi buraya 4 sık iğne ile çıktım. Şu zincirlere 4 tane çekmiştik ya. Şimdi içerilerine 4'er 4'er sık iğne dolduracağız. Bakın 2 oldu. 3 ve 4. Şuradan itibaren 1 2 3 ve 4. Yine diğer kutuya geçtim. Bakın. 1 1 2 3 4 Diğer kutuya geçiyorum. 1 2 3 4 Bakın o ipi de altta yürütüyorum. 1 2 3 4 Şu diğer kutuya geçtik. 1 2 3 Şuraya geçeyim. Dört. Şuraya sık iğne yapalım. Evet, 5 tane de bu kenara yaptım. Bir tane de. Şunla 1 2 kaydırmayla da bağladım. Şimdi şu ipi bu arkadaşlar sizde olmayacaktır. Muhtemelen benim ipim
bitti. Arada ip takmıştım ya. Şimdi yapıştırma yapacağımız için şu alta alayım. Şuradan şöyle bu da alta yapışsın. Bakın burayı dörder dörder kutuları sık iğne ile doldurdum. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir göstereyim üzerine. Üzerine iki diş yapacağız. O iki dişi bir yapalım arkadaşlar. Kenarlardan yine iki kaydırmayla ekleyip biri dönerek, bakın şurada iki tane ekledim. Dönerken birinciyi atlıyoruz. İkinciden devam ediyoruz. Aynen bu şekilde iki diş, yani dört sıra daha örüp gelelim arkadaşlar.